Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde hareket konusu içerisinde temel kavramlardan olan konum ve yer değiştirme üzerinde duracağız. Öncelikle genel olarak hareketi öteleme, dönme ve titreşim hareketi olmak üzere 3 gruba ayırabiliriz. Eğer bir cisim belirli bir yörünge boyunca yer değiştiriyorsa buna öteleme hareketi diyoruz, değil mi? Bir cismin belirli bir yörünge boyunca yer değiştirmesine öteleme hareketi diyoruz. Örneğin bir arabanın işte birinci konumdan ikinci konuma gelmesi bir öteleme hareketidir. F kuvvetiyle çekilen bir cismin x kadar yol alması, bir uçağın uçarken yaptığı yer değiştirme, bir elmanın ağaçtan düşerken yaptığı yer değiştirmeye ne diyoruz? Öteleme hareketi diyoruz. Diğer bir hareketimiz ise dönme hareketidir arkadaşlar. Eğer sabit bir eksen etrafında bir hareketi yapılıyorsa, dönme hareketi yapılıyorsa buna dönme hareketi diyoruz. Diğer hareketimiz dönme hareketi. Sabit bir eksen etrafında yapılan yörüngesi daire veya elips şeklinde olan harekete dönme hareketi diyoruz arkadaşlar. Örneğin bir dönme dolabın dönmesi. Bakın sabit eksenimiz burası, dönme ekseni. Bunun etrafında dönüyor veya bir vantilatörün, pervanenin dönmesi, saatin akrep veya yelkovanının hareketi veya ayın dünya etrafında veya dünyanın güneş etrafında dönmesi bir dönme hareketini ifade eder. Sabit iki nokta arasında yapılan gidip gelme hareketine ise titreşim hareketi diyoruz. Bakın mesela bir gitar telinin yaptığı hareket titreşim hareketidir. Gitar teli sabit çizgisi burasıysa burada ne yapıyor? Aşağıya ve yukarıya eşit miktarda aralıklarda gidip gelme hareketi yapar titreştirildiğinde. Buna titreşim hareketi diyoruz. Veya bir çubuğu bir noktaya sabitleyip diğer ucunu bir miktar aşağı doğru çekip bırakırsak o zaman bu iki nokta arasında bir hareket yapacaktır. Buna titreşim hareketi diyoruz. Veya bir sarkacı K noktasından bıraktığımız zaman L noktasına kadar gidip tekrar K noktasına kadar geri gelecektir. Buna da yine bir titreşim hareketi diyebiliriz. Veya ses tellerimizin yaptığı hareket de yine nedir? Titreşim hareketidir. Arkadaşlar bir cisim hem öteleme hem de dönme hareketi yapıyorsa buna da yuvarlanma hareketi diyoruz. Bakın bir tekerlek hem ilerleyecek hem dönecek. Bir süre sonra yer değiştirdiğinde bakın tekerleğin kendisi de yer değiştirmiş olur. Yani bir öteleme hareketi yapmış olur. Ancak tekerleğin üzerindeki K noktası, L noktası, M noktası bunlar da yer değiştirmiş olur. Mesela bu tekerleğin yarım tur döndüğünü düşünürsem K noktası buraya gelir. Değil mi? M noktası buraya gelir. L noktası ise yarım tur dönerek şuraya gelecektir. Buna yuvarlanma hareketi diyoruz veya bir eğik düzlem üzerinde bırakılan küresel bir cisim düşünelim. Bu küresel cisim hem ilerleyecek, aşağı doğru öteleme hareketi yapacak hem de dönecektir. Bu hareketlere yuvarlanma hareketi diyoruz. Arkadaşlar hareketin ifade edilebilmesi için temel kavramlardan biri konumdur. Cismin bulunduğu yere konumu denir ve vektörel büyüklüktür. Bir cismin konumunun belirlenmesi için başlangıç noktasına göre veya referans noktası diyoruz buna yönlü uzaklığı ile ifade edilmelidir vektörel büyüklük olduğu için. Örneğe arkadaşlar burada A noktasının konumunu artı 10 olarak göstermişiz. B noktasının konumunu eksi 20 metre olarak göstermişiz. Artı 10 metre neyi ifade eder? Bunun anlamı şudur arkadaşlar. A noktası O noktasından 10 metre uzaktadır ama ne tarafa doğru? Pozitif yönde 10 metre uzakta olduğunu söylüyor. O zaman O noktasından itibaren A noktasının konumunu ifade ederken şöyle bir vektörle bunu gösterebilirim. Bakın bu A noktasının konum vektörü olur. Veya B noktası yine O noktasından 20 metre uzakta ama ne tarafa doğru? Negatif yönde. O zaman şöyle bir O noktasından itibaren bir vektör çizersem B'ye doğru bu da B noktasının konum vektörünü ifade eder arkadaşlar. Bakın bu vektörel büyüklüklerin başındaki artı ve eksi işareti bildiğimiz gibi yön belirtiyordu. Mesela bana bir D noktası, bir C noktası dese C noktasının konumuna eksi 30 metre diyelim. O zaman nereye denk gelir C noktası? Bu ne anlama geliyor? C noktası O noktasından 30 metre uzakta ama negatif yönde. Bakın bu negatifi söylemesem O noktasından bu tarafa da 30 metre alabilirim. Ama bana negatif dediğine göre O noktasından
negatif yönde 30 metre uzakta, o zaman C noktasının konumu burasıdır. Veya D noktasının konumuna artı 40 metre dese, bakın D noktası O noktasından 40 metre uzakta ancak pozitif yönde. Mesela nereye denk gelir yaklaşık olarak? D noktasının da konumu burasıdır diyebiliriz. Yani arkadaşlar kısacası konum vektörel bir büyüklüktür ve bir cismin konumu ifade edilirken mutlaka başlangıç noktasına göre yönlü uzaklığıyla ifade edilmek zorundadır. Diğer bir kavramımız arkadaşlar yörünge. Yörünge cismin bir yerden diğer bir yere giderken izlediği yolun şekline yörünge denir. Ve hareketler yörüngelerine göre adlandırılır. Eğer yörünge doğruysa hareket doğrusaldır. Yörünge daire ise hareket daireseldir. Peki yer değişimi, konum değişimine yer değişimi diyoruz. İlk konum ile son konum arasındaki farktır ve vektörel büyüklüktür. İlk konumu son konuma birleştiren vektör yer değişimini verir. Arkadaşlar burada bakın bir farklı hareketler tanımladık. Mesela bir cisim A noktasından B noktasına şu yörüngeyi izleyerek gidiyor. O zaman arkadaşlar burada yer değişimi dediğimiz nedir bakın? İlk konum ile son konumu birleştiren vektör yer değişimi vektörüdür. Yani yer değişimi dediğimiz ilk konumla son konum arasındaki en kısa mesafeyi ifade eder. Ve yer değişimini arkadaşlar delta x ile göstereceğiz ve vektörel büyüklük olduğu için üzerine ok işareti koyacağız. Ve burada bakın izlenen yörüngenin toplam uzunluğuna da ne diyoruz? Alınan yol diyoruz. Bakın burada A'dan B'ye bu yörüngeyi izleyerek gidiyorsa bu yörüngenin toplam uzunluğunu D ile gösteriyorum ve buna alınan yol diyorum. Ve A ile B'yi birleştiren vektöre de yer değişimi vektörü diyoruz. Örneğin diğer yörüngeye bakalım. Bir cisim A'dan B'ye bu yörüngeyi izleyerek gidiyor. Bakın benim için yer değişimi hesaplanırken arada ne yaptığı önemli değildir. İlk konumu ile son konumu önemlidir. İlk başta A'daydı, en son B'de. Sonuçta A'dan B'ye gittiğine göre yer değişimi A ile B arasındaki mesafedir. Yani A'dan A ile B'yi birleştiren vektör şu şekilde işte yer değişimi vektörüdür. O zaman bu harekette yer değişimimiz nedir? 30 metredir. Ancak alınan yol nedir? Alınan yol nedir? Bakın arkadaşlar 50 metre gitmiş, 30 metre daha gitmiş, 80. Sonra 50 metre daha gitmiş, 130. Yani bu kişi toplam 130 metre yürümüş ama sadece 30 metre yer değiştirmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki örneğimize bir bakalım. Bir cisim A noktasından F noktasına gidiyor. Yer değişimini ve alınan yolu hesaplayınız. Bakın arkadaşlar A şıkkında A noktasından F noktasına giden bir kişi için ilk konumu A, son konumu F. A noktasından F noktasına gittiğine göre ilk konumla son konumu birleştiren vektör yer değişimi vektörüdür. Bakın buna x1 diyelim. Hatta delta x1 diyelim. Ne kadardır burada yer değişimi? A noktasından F noktasına gittiğine göre bir kere vektörel büyüklük olduğu için hangi yönde yer değiştirdiğini yazıyorum. Pozitif yönde. Peki ne kadar yer değiştirmiş? Bakın arkadaşlar burada her aralık 10 metreyi ifade ettiğine göre A'dan itibaren 10, 20, 30, 40, 50, 60. O zaman yer değişimi pozitif yönde 60 metredir diyebiliriz. Ya da arkadaşlar şöyle bir ifade de kullanabiliriz. Demiştik ki ilk konum ile son konum arasındaki farktır. Dolayısıyla delta x'i birinci hareket için şöyle ifade edebiliriz. Son konumu eksi ilk konumudur. Bakın cisim en son F noktasında, yani F noktasındaki konumu artı 20. Eksi ilk konumu nedir? Başladığı konumu eksi 40'tır. Dolayısıyla artı 20 eksi ile eksiyi çarparsam artı olur. O zaman 60 metredir yer değişimi diyebiliriz. Tabii pozitif artı 60 metredir. Peki bir cisim F noktasından C noktasına gidiyor. Arkadaşlar bakın ilk başlangıç noktamız F. Son noktamız C. O zaman ilk konumu son konuma birleştiren vektörümüz nedir? Yer değiştirme vektörüdür. Yani ikinci durumda yer değiştirme miktarı burası. Peki ne yazacağız yer değiştirme için? Bir kere yönlü büyüklük olduğuna göre yer değiştirmenin yönü negatif yönde. Peki kaç metre yer değiştirmiş? F'den itibaren 10, 20, 30, 40. O zaman yer değiştirme miktarı eksi 40 metredir diyebiliriz. Ya da arkadaşlar yine burada
delta x diyelim nedir? Son konumu eksi ilk konumudur. Bakıyoruz cisim en son nerede? Eksi 20 metre konumunda. Eksi ilk başta neredeydi? Artı 20 metre konumundaydı. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? Eksi 20, eksi 20. O zaman toplam yer değiştirme miktarı eksi 40 metredir dedik. Şimdi bakın birinci harekette de ikinci harekette de cisim yön değiştirmediği için zaten alınan yol ile yer değiştirme miktarı birbirine eşittir. Bakın birinci harekette cisim artı 60 metre yer değiştirdi. Ancak aynı zamanda 60 metre de yol aldı. İkinci harekette eksi 40 metre yer değiştirdi. Aldığı yol da yine nedir? 40 metredir diyebilirim. 40 metre yol aldı diyoruz. Ancak yer değişimini ifade ederken mutlaka yönüyle ifade etmek zorundayız. C şıkkında arkadaşlar bir cisim H noktasından B'ye, oradan da E'ye gidiyormuş. Şimdi arkadaşlar birincisi yer değiştirme için bana hangi noktalar arasında ne yaptığı çok önemli değildir. İlk konumuyla son konumu bizim için önemlidir. Şimdi bu adam H'den B'ye gitmiş, B'den de E'ye gitmiş. Sonuç olarak bu kişi ne yapmış arkadaşlar? H noktasından E noktasına gitmiş. Yani yer değişim miktarı, yer değiştirmesi şu şekildedir. H noktasından E noktasına gidiyor. Delta x3 ne kadardır? H'den E'ye gittiğine göre 10, 20, 30 negatif yönde 30 metre yer değiştirmiştir diyeceğiz. Ancak arkadaşlar alınan yolu hesaplarken şu şekilde yapalım. Ne yapmış? H'den B'ye gitmiş. B'den tekrar E'ye dönmüş. Şimdi arkadaşlar H'den B'ye gidene kadar ne kadar yol alıyor? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. H'den B'ye gidene kadar 70 metre yol aldı. B'den tekrar E'ye döndüğüne göre 10, 20, 30, 40 metrede bu aralıkta yol aldı. Yani H'den E'ye gidene kadar bu yörüngede toplam aldığı yol nedir? 110 metredir. Yani bu kişi eksi 30 metre yer değiştirmiş ancak 110 metre yol almıştır. Alınan yolda hangi yönde yürüdüğü önemli değil, ne kadar yürüdüğü önemlidir diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar diğer örneğimizde A noktasından harekete başlayan cisim x ekseni boyunca 1 saniye sonra B'ye varıyor ve 1 saniye B'de duruyor. Ardından 2 saniyede C'ye varıyor. Beklemeden geri dönüyor ve 2 saniyede O noktasına geliyor. O noktasında 2 saniye durduktan sonra 1 saniyede E'ye varıyor. Bize bu harekete ait konum zaman grafiği çizmemizi istenmiş ve toplam yer değiştirmesi ve aldığı yolu bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar bakalım A noktasından harekete başlayan bir cismimiz var. Cisim A noktasından harekete başlıyor. Dikkat ederseniz bu ne yapmış? 1 saniye sonra B'ye varıyor. Yani toplam zamana bakalım arkadaşlar. Toplam zaman 1 saniyede B'ye vardı. Ve 1 saniye B'de durdu. 1 saniye daha geçti. Ardından 2 saniyede C'ye varıyor. 2 saniyede C'ye gitmek için zaman geçti. Beklemeden geri döndü ve 2 saniyede O noktasına geldi. O noktasında 2 saniye durdu ve ardından 1 saniyede E noktasına vardı. Arkadaşlar toplam süremiz nedir o zaman? 1, 2, 4, 6, 8, 9 saniyedir. Dolayısıyla biz buradaki hareketimizi 9 saniyelik hareketimizi burada göstermeye çalışalım. Şöyle bir çizmeye çalışırsak burası konum zaman grafiği dediğine göre arkadaşlar şöyle çizebiliriz. Bakın şurası konum eksenimiz olsun. Yani şöyle konum eksenimiz. Bunu x ile gösterelim metre cinsinden. Ne yapıyor arkadaşlar? Bir de zamanla bunu ifade etmem gerekir. Pozitif ve negatif yönlerini de göstereceğiz. Zamanı da şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Toplam 9 saniyelik zaman dilimine ihtiyacımız var dedik. Noktalarımızı da burada gösterirsek artı 10, artı 20, artı 30. Buralarda eksi 10, eksi 20, eksi 30'u ifade etsin. Şurası 10, 20, 30. Burası da eksi 10, eksi 20, eksi 30 diyelim. Şimdi arkadaşlar grafiği çizmeye çalışalım. Bakın ne diyor? 1 saniye sonra B'ye varıyor. Nereden başlıyordu arkadaşlar? A noktasından. Bakın A noktası artı 10 metre konumu. A noktasından harekete başladı. 1 saniye sonra B'ye varıyor. B noktası
artı o 20 metre konumu olduğuna göre, bakın 1 saniye sonraki konum arkadaşlar şurasıdır. 1 saniyede buraya geldi. 1 saniye B'de duruyor. Arkadaşlar duran bir cisim ne yapar? Duran bir cisim yer değiştirmeyeceğine göre konum değişmeyecektir. Burası 1. saniyemiz, burası 2. saniyemiz. Ardından 2 saniyede C'ye varıyor. Şimdi arkadaşlar 2 saniye geçmişti zaten. 2 saniye daha geçerse nereye geliriz? 4. saniyeye. Demek ki 4. saniye sonunda bu cisim ne yapacaktır? C konumuna gelecek. Yani artı 30 metre konumuna gelecek. O zaman grafiğimiz şöyle olabilir. Ardından beklemeden geri dönüyor ve 2 saniyede O noktasına geliyor. Arkadaşlar O noktası 0 konumu. O zaman beklemeden geri dönecek ve 2 saniyede O noktasına gelecekse bakın 0 konumuna 6. saniyede ulaşacak. Yani şöyle bir grafiğimiz olur. Şurası 6. saniye ifade etsin. O noktasında 2 saniye duruyor. Bakın 2 saniye durdu ve bu konumda 2 saniye bekledi. 8. saniyeye geldik. 1 saniyede E'ye varıyor. Arkadaşlar E noktası eksi 20 metre konumu olduğuna göre o zaman 1 saniyede ne yapıyor? E konumuna gelecek. Yani 9. saniye sonunda şöyle bir grafiği tamamlamış oluruz. Peki cismin toplam yer değiştirmesi ve alınan yolu bulun diyor. Arkadaşlar bakın yer değiştirme için neye dikkat etmem gerekir? İlk konumla ilk başta artı 10 metre konumundaydı. Hareketin sonunda nerede? Eksi 20 metre konumunda. Yani diyoruz ki ilk baştaki konumu artı 10 metreydi. Son konumu nedir? Son konumu da eksi 20 metredir. O halde arkadaşlar bunun yer değiştirmesi için ne yazabilirim? Son konumu eksi ilk konumudur. Yani eksi 20 eksi artı 10. Bu da ne eder arkadaşlar? Toplam eksi 30 metre yer değiştirmiştir. Bakın buradan da görebilirim. İlk konumla son konumu birleştiren vektör yer değişimi vektörünü verir. Bu da nedir arkadaşlar? Yine eksi 30 metredir. Peki aldığı yol için ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Aldığı yolda bakıyoruz. Aldığı yolda yön önemli değildir. Ne kadar yürüdüğü önemlidir. O zaman alınan yolu hesaplayalım arkadaşlar. 1 saniyede 10 metre gitmiş. Bakın 10 metre yürüdü. Sonra durdu. Tekrar bir 10 metre daha yürüdü. Artı 10 metre daha C noktasına geldi. Sonra döndü O noktasına. O noktası için toplam 30 metre yürüdü. Değil mi? Bakın 30'dan 0'a 30 metre yürüdü. Ardından burada durdu. Ve tekrar E noktasına gelmek için 20 metre yürüdü. Bakın yönü önemli değil. Ne kadar yürüdüğü önemlidir burada. Dolayısıyla 10, 20, 50, 70. Toplam 70 metre yol almıştır bu cisim diyebiliriz. Diğer sorumuz arkadaşlar, A noktasından harekete başlayıp şekildeki yörüngeyi izleyerek B noktasına ulaşan aracın aldığı yolu ve yer değiştirme miktarını hesaplayın. Arkadaşlar burada alınan yol için ne söyleyebiliriz? Alınan yolumuz zaten yürüdüğü mesafenin toplamı. Bakın A noktasından başlamış 15 metre yürümüş. Sonra dönmüş 20 metre daha yürümüş. Dönmüş 30 metre daha yürümüş. O zaman toplam yürüme mesafesi ne kadardır arkadaşlar? 65 metredir. Bu alınan yoldur. Peki yer değişimi neydi arkadaşlar? Yer değişimi ilk konumla son konum arasındaki farktır. Yani ilk konumu son konuma birleştiren vektör yer değiştirme vektörüdür. İşte yer değiştirme vektörü burasıdır. Yani bizden yer değiştirme miktarı dediği buranın uzunluğunu istiyor. O halde arkadaşlar şöyle görebilir miyiz? Burayı da bakın şöyle bir şey çizersem, bir üçgen hale getirirsem burayı. Bu yer değiştirme vektörü bir üçgenin hipotenüsü haline gelir. Bakın bu üçgende bu kenar ne kadardır? Şu kenar 20 metre. Burası 15 metre olduğuna göre o zaman burası da 15 metredir. Yani bu delta x vektörü bir kenarı 20, diğer kenarı 15 olan bir dik üçgenin hipotenüsü şeklindedir. O zaman bunu Pisagor teoreminden arkadaşlar delta x'in karesi eşittir 20'nin karesi artı 15'in karesi, yani 400 artı 225, yani delta x'in karesi eşittir 625, yani delta x yer değiştirme miktarımız da 25 metredir diyebiliriz. Peki dairesel yörünge boyunca A konumundaki cisim B, C, D ve A noktalarına geldiğinde her biri için yer değişimi ve alınan yol ne olur diyor. Arkadaşlar burada
Hareket A konumundan başlıyor. Önce B'ye, sonra C'ye, sonra D'ye, sonra tekrar A'ya gelene kadar yer değişimini ve alınan yolu ayrı ayrı hesaplayın diyor. Önce arkadaşlar A noktasından başlayıp B'ye geldiğini düşünelim. Bakın B noktasına geldi. İlk başlangıç noktamız A noktası. Şimdi arkadaşlar A'dan B'ye gelirken bir kere aldığı yol izlediği yörüngenin uzunluğu olduğuna göre bu yörünge bir dairesel yörüngedir ve miktarı da dairesel yörüngenin dörtte biridir. Dolayısıyla ben burada alınan yolu hesaplarken tüm bir dairesel yörüngeyi tamamlasaydı 2 pi r olacaktı. Ancak dörtte birini tamamladığına göre 2 pi r bölü 4 yani 2 çarpı pi çarpı r bölü 4 dersek arkadaşlar ne oluyor? 2 kere 3 6, 6 kere 5 30, 30 bölü 4 7,5 metre yol almıştır. Peki A'dan B'ye gelen araç ne kadar yer değiştirmiştir derse yer değiştirme yörüngeden bağımsız ilk konumla son konum arasındaki en kısa mesafe yani burasıdır. Delta x1 diyelim buraya. O zaman arkadaşlar delta x1 nedir? Bakın burası da bir kenarı 5, diğer kenarı 5 olan bir dik üçgenin hipotenüsü şeklindedir. O zaman burası 5, burası 5 ise hipotenüs ne olur arkadaşlar? 5 kök 2 metre olacaktır. Peki C noktasına geldiğinde bakın A'dan yörüngeyi izleyerek C noktasına geldi. C noktasına geldiğinde toplam aldığı yol 2 pi r kadarlık bir dairesel yörüngenin yarısıdır. Yani bu da ne eder arkadaşlar? Pi yerine 3, r yerine 5 yazarsam toplam 15 metredir. Zaten bir önceden 4'te 1'inin 7,5 olduğunu bulduysak o zaman yarısı 15 metredir diyebilirim. Peki yer değiştirme miktarı için ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Yer değiştirme için. Bakın yer değiştirmesi A'dan C'ye geldiğine göre ilk konumu son konuma birleştirdiğim zaman elde edeceğim vektör yer değiştirme vektörüdür ki bu da neye denk gelir arkadaşlar? Bakın şurası delta x2 diyelim buna. Bu delta x2'de ne olur? Bir çap kadardır. Yani 10 metredir diyoruz. Peki A noktasından dolanarak D noktasına geldiğinde A'dan D'ye geldiğinde arkadaşlar bakıyorum. A'dan D'ye geldiğinde aldığı yol bir dairesel yörüngenin 2 pi r kadarlık bir dairesel yörüngenin 4'te 3'üdür. Yani ne eder bu da arkadaşlar? Toplam 22,5 metredir. Peki yer değiştirme miktarı için ne söyleyebilirim? Delta x3 diyelim. Sonuçta A'dan D'ye geldiğine göre değil mi? A'dan D'ye geldi. Yer değiştirmesi bu kadardır. Dolayısıyla yer değiştirmesi yine bakın bir kenarı 5, diğer kenarı 5 olan bir dik üçgenin hipotenüsü şeklindedir. O da yine neye eşittir? 5 kök 2 metreye eşit olacaktır. Peki A'dan başlayıp tekrar dolanarak A'ya geldiyse cisim, o halde arkadaşlar aldığı yol artık 2 pi r kadarlık bir dairesel yörüngedir. O da 2 çarpı pi çarpı r'den 30 metreye denk gelecektir. Peki yer değişim miktarı için ne söyleyebiliriz? Yer değişim miktarı sıfırdır. Çünkü A'dan başladı ve tekrar A noktasına geldi. Yer değiştirmede önemli olan ilk konumla son konum arasındaki farktır. İlk konumu ve son konumu aynı olduğuna göre cisim 30 metre yol almasına rağmen hiç yer değiştirmemiş sayılır. Arkadaşlar gelecek dersimize yine hareketle ilgili hız kavramı üzerinde duracağız. Hepinize başarılar diliyorum.